Videoya başlarken milletimizin başı sağ olsun diye başlamak istiyorum. Ülke olarak gerçekten çok zor bir durumdayız. Evet biz de zor durumdayız ama e, deprem bölgesinde olan aileler, öğrenciler, herkes oradakiler biliyoruz çok çok daha çok zor bir durumdasınız. Ama biz de her zaman arkanızdayız. Burada maddi manevi ne varsa elimizden geldiğince hatta fazlasını yapmak için hep böyle koşturuyoruz. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Öğretmen olarak şu an için bunu yapıyoruz ama sonrasında arkanızdayız. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ee, şu an için oralara gelemiyoruz belki ama çünkü geldiğimizde bir fazlalık yapacağız. Şu an maddi manevi olarak arkanızda olduğumuzun her zaman ...bilmenizi istiyoruz. Ee, ve... ...sonrasında, belki sonrasında bize işler düşecek... ...sonrasında tamamıyla arkanızda olacağımızın... ...buradan sözünü veriyoruz. Sonrasında... E, ...toparlanmak için... ...hep birlikte bu işin üstesinden geleceğiz inşallah. Evet. Bu deprem faciası olduktan itibaren... ...ilk defa böyle kamera karşısına geçip... ...video çekiyorum. E, çok zor durumdayız. E, çektiğim en zor videolardan biri gerçekten. Ama... Şimdi eğitimde böyle haber kaynaklarından biri olduğumuz için bizler e, bu videoyu çekme zorunluluğu hissettim kendimde. Biliyorsunuz bugün Mahmut Özer bir açıklama yaptı. E, Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer ikinci dönem konularından sınavda olmayacağından bahsetti. E, geometri anlamında neyle karşılaşacaksınız onun hemen kısa bir bilgisini vermek istiyorum size. Çember analitiği arkadaşlar geometride sadece ve sadece çember analitiği olmayacak. Diğer bütün konular olacak. Katı cisimler son konuymuş gibi gözükebilir. Katı cisimlerde çalışmayayım diye düşünecek olan arkadaşlar varsa kesinlikle böyle bir şey yapmasın. Ee, katı cisimlerin hepsi var. Sadece ve sadece çember analitiği geometri müfredatından kalktı. Haberiniz olsun. 2020 sınavında da aynı şeyi şeyle karşılaştık. 2020 sınavında da ee, bu şekilde olmuştu ve geometride soru sayısında herhangi bir değişiklik olmamıştı. TYT sınavı nasılsa aynı TYT sınavıyla karşılaştık. AYT sınavında da sadece ve sadece çember analitiği olmadı. Diğer konular oldu. Soru sayısı da 10 taneydi. Soru sayısında bir değişiklik olur mu? Yani genelde şimdi matematikte limit, türev, integral konuları olmayacak ya bir de çember analitiği olmayacak ya toplamda bütün hepsini düşünecek olursak. Matematikteki soru sayısını yine 30 tutmuşlardı 2020 sınavında. E geometri sayısında 10 tutmuşlardı ve bu sene de aynı olacağını düşünüyorum. E, limit, türev, integraldeki toplam 10 ya da 12 soruya e, yakın bir eksik soru oluyor ya. Oradaki soruları da böyle dengeli bir şekilde dağıtmışlardı. Nasıl dağıtmışlardı? Fonksiyon işte soyut sorusunu bir arttırmışlardı. Trigonometri sorusunu bir arttırmışlardı. Öyle yani bir konuya böyle yoğunlaşıp çok fazla bir e, soru yoğunluğuyla karşılaştırmadılardı öğrencileri. Bu sene de aynı olacağını düşünüyorum. E, buradaki o toplamda 10 12 soruyu genelde matematikte o şekilde dengeli bir şekilde dağıttılar ama geometri sayısında 10 olacağını düşünüyorum ama belki 11, belki 12, en fazla 12 olabilir diye de düşünüyorum. Ama e, %90 ihtimalle yine geometride 10 tane soruyla karşı karşıya geleceksiniz. Haberiniz olsun, bilginiz olsun. E, geometride Dediğimiz gibi çok bir değişiklik olmayacak arkadaşlar. Ee, bu videoyu çekmek zorunda hissettim kendimi. Çünkü bir haber kaynağı gibi de düşünebilirsiniz. Ondan dolayı karşınızdayım. Çektiğim en kötü videolardan biri zaten bu. Ve ee, deprem bölgesinde bulunan tüm öğrenci arkadaşlar. Arkanızdayız. Bunun sözünü veriyorum. E, şu an için elimizden geleni yapıyoruz ama bundan sonrasında işte iki hafta sonrasında ya da 3 hafta sonrasında oralara gelip kitap desteği olsun işte eğitim desteği olsun her şeyi size vermek için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Herkese sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diliyorum. Görüşmek dileğiyle.